Arkadaşlarım, ben bugün kendime bir güzellik yaptım. Şıpamdayım. Biraz sonra bunu paylaşacağım. Arkasına da patates salatamı koyacağım. Çünkü farklılığı var. Seyredersiniz, seyretmezsiniz bilmiyorum ama hiç kimseye cevap veremiyorum. Birkaç günde hiç kimseye cevap vermeyeceğim. Çünkü yazdığım yorumların hiçbirisi kalmıyor. Belki bunu paylaştığımda da az önce bir şey paylaştım. Yorumu kapalı verdi. Açtım yine açmadı. Belki bu da yoruma kapalı olacak bilmiyorum. Zaten cevap yazmayacağım. Olmuyor. Daha fazla ceza almak istemiyorum. YouTube'un artık bu nasıl bir cezaysa bilmiyorum. Birkaç gün yani ortada olmayacağım. Ben kendime şimdi güzel bir patates kirazım oraya yanlışlıkla düşmüş. Patates salatası yaptım harika. Yanına kayısım, kirazım, yufkam, marulum. Kaç gündür tatlı yapamıyorum. Ve güzel bir çikolata yiyeceğim üstüne arkadaşlar. Çayımla beraber. Bu geceyi ben kendime ayırdım. Birkaç gün belki sizlerle olamayacağım. Ondan sonra geleceğim. Ve şöyle biraz atıştırayım, balkonuma çıkacağım. Şunlar benim diktiğim perdelerim. Güneş olduğunda hiç oturulmuyor. Fakat yanlardan açıp şöyle açıyorum, kapatıp bağlıyorum. Karşılıklı bağcıklar yaptım. Ve yağmur olduğunda da çok güzel engelleme yapıyor. Biraz sonra oturacağım. Ben bu arada şu oğlumun ama tütün sarıyorum. Daha hesaplı geliyor bana. Ve elde sarıyorum arkadaşlarım. Görüşürüz birkaç gün sonraya. Arkadaşlar şimdi patates soyarken patates haşladıktan sonra suyun içerisinde fazla durduğu zaman soyması çok zor olur. Ve tırnakla şöyle temizlediğimizde tırnağın içerisindeki mikrop patatese girmesin diye ha, tırnak pis mi olacak diye. Herkesin mutlaka tırnağının içinde bir pislik vardır arkadaşlarım. Onun için bıçakla şu şekilde alıyoruz. Patateslerimizi bu şekilde soyuyoruz. Ve bazen aralarda hani küçük karartı delikler oluyor ya. O zaman da zaten hemen bıçağımız elimizde oluyor. Bıçağımızla da içerisinden alıp çıkartıyoruz. Normalde ben soyuyorum genelde vaktim varsa. Ondan sonra haşlıyorum patatesimi. Bazen de olmuyor. Bu şekilde yapıyorum. Patateslerimizi de bu şekilde soyuyoruz. Taze sıcak patates değil mi? Şimdi soyduk en çok sevdiğim şeyi. Ne yapıyoruz? Üzerine tuzu döküyoruz şöyle. Ve bu kuzuyu hemen götürüyoruz. Harika, bayılıyorum patatesi şöyle soyduktan sonra hemen tuzlayıp yemeği. Patates salatasının özelliği şimdi. Soğanımdan alıyorum belki çok gelir diye. Şöyle bir... Yok yeter, iyiymiş. Soğanı koyuyoruz arkadaşlar içerisine. Pul biberi değil, ben patates salatasında toz biberini seviyorum. Tabii bendeki bu keşke daha kırmızı olanlar var ya ondan olsaydı. Ama bak şimdi ben sipariş verecektim Türkiye'de. Unuttuydum hemen onu yazayım. Şöyle bir kaşık daha alayım en iyisi. İkisini birden. Patates salatasının özelliği arkadaşlar. Patates salatasını salata yapan şey. Şurada nanem var. Taze nane. Maydanoz. Semizotu. Bağırsaklarımızı çok güzel çalıştırıyor. Tabii bu arada su içilmezse etkisi olmuyor maalesef. Bunu şöyle karıştırıyoruz arkadaşlarım. Arkasından tuzumuzu. Patates salatası tuzu çok seviyor, et gibi. Şuradan azıcık da ben yine reyhan kullanacağım. Şimdi burası önemli. Patates salatasını, patates salatası yapan en güzel şey sarımsak arkadaşlar. Denediniz mi hiç? Ben de yiyen arkadaşlar şaşırıyorlar.
İlk defa duyduk patates salatasında da sarımsak konur mu diye. Ve hem yeşillikli normal salatanıza hem de patates salatanıza. Normalde eziyorum ben bugün. Doğradım. Küçük küçük doğradım. Bugün benim şıpama da uğradığım için hiç kimseyle de uğraşmayacağım. Sayımın düşmesini istemiyorum. Çayım hazır zaten. Bir güzel keyif yapacağım bugün. Yağımızı da şöyle direkt dökmeyeyim. Çok fazla olmasın oğlum için. Benim için de tabii ki ama ben yine de çok seviyorum. Yağlı. Ve şöyle gıcır gıcır parladı denir ya. Aynen yağ görünce patates de gıcır gıcır parladı arkadaşlar.